Spor Aksiyon'dan herkese mutlu akşamlar. Yine dop dolu bir programla sizlerin karşısındayız. Bu akşam iki önemli konuğumuz var, yorumcularımız var. Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Samspor'un eski futbolcuları, Samspor'la şampiyonluklar yaşamış, çalıştırdıkları takımlarda şampiyonluklar yaşamış, Samsun'un öz evlatları ve isimleri Samsun Spor'la özdeşleşmiş Besim Durmuş ve Ercüment Coşkundere bu akşam bizlerle birlikte stüdyomuzdalar. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bundan böyle artık stüdyomuza, programımızın yorumlarınızla, değerli yorumlarınızla renk katacaksınız. İnşallah. İnşallah. Öncelikle teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Daha önce dışarıdan hep seyrediyorduk. Çok olumlu katkıları olduğunu sürekli görüyoruz, takip ediyoruz. Bunun da devam etmesini diliyoruz. Teşekkürler. Ve her zaman olduğu gibi deneyimli gazeteci, usta gazeteci Avni Demir bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ben öncelikle tabii ki Samsun'un gerçekten demin bahsettiğiniz gibi Samspor'la özdeşleşen eski futbolcularımız, eski teknik direktörlerimiz ve çokça kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan iki değerli hocamız burada. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür hepiniz ederim. Bizimle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz. Araya bir şey söylemek istiyorum. Samimiyette sıkıntı olmaz. Hem ortam gayet tabii sıcaklaşsın hem de yumuşasın diye. İçeride de söyledim. Gerçi Besim kardeşimiz hani şey yaptı. Şimdi dün akşam da buradaydım ben Atilla Cebeci ile beraber programdaydım. Algı yanlış anlaşılmasın. Benim tarzım ve karakterime uygun hani bir şey değil. Ama tabii Muhammed'e söz verdiğimiz için bu programda yer alacağız. Atilla'yla da daha önceki dönemlerde 3 yıl evvel bir şampiyon olduğu dönem evet. Yorumculuğumuz olduğu için dün akşam çıktım. Teşbihte hata olmaz. Espriyle biraz yaklaşırım ben. Kendimle şakalaşmayı, kendimle böyle oynamayı severim. Dün akşam da burada olduğum için Aks TV izleyenlerinden özür diliyorum. Hani böyle kaseti çıkıp da kanal kanal gezen, program gezen bir adam gibi değil ama buraya söz verdiğimiz için buradayız. Onlar da bu konuda bizi bağışlarlar diye hocam, düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hem size ederim. Hem de Besim Hoca'ya. Bir süre önce görüşmüştük evet. Ve bizi kırmadınız. Geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızda izleyicilerimiz sıkılmazlar hocam. Yani az önce bahsettiğiniz konu sizi izlemekten, dinlemekten keyif alırlar izleyicilerimiz. Umarım öyledir. Yani temennimiz o. Teşekkür ederim. Ve bu akşam gerçekten dop dolu bir gündem var. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç hafta sonu Samsun'daydı. Samsun Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Yeni yapılan stadyumda incelemelerde bulundu. Bununla ilgili görüntülerimiz var. Sayın Bakan'ın açıklamalarını ekranlara getireceğiz. Yine Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın bugün Haber Medya grubunu ziyaret etti. Önemli açıklamalarda bulundu. Samsun Sporlu futbolculardan Mustafa Sevgi ve Taha Yalçıner Spor Aksiyon'a özel açıklamalarda bulundular. Gerçekten ikisinin de açıklamaları olay yaratacak türden. Programımızın ilerleyen bölümlerinde bunlara yer vereceğiz. Yine geçtiğimiz hafta Cuma günü 19 Mayıs Üniversitesi'nde antrenörlerin dünü ve bugünü konulu panel düzenlendi. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu, Teknik Direktör Erhan Altın ve futbolculardan Kaptan Musa Aydın ile birlikte Embil'le konuktu. Konuşmacı olarak yer aldılar panelde. Ve Tudor 19 Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi Fedai Aksoy'un davetlisi olarak oradalardı. Orada da güzel açıklamalar oldu. Affedersiniz programımızın ilerleyen bölümlerinde bunlara yer vereceğiz. Bal'da da yine önemli gelişmeler vardı. Samsun takımları bu haftayı nasıl sonuçlarla tamamladılar? Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Ladik Belediyespor Çarşamba Spor maçı 72. dakikada yarıda kalmıştı ve bugün Çarşamba Spor yedek kalecisi Oğuzhan Gökçe'nin cezası da açıklandı. Rekor bir ceza, futbolda pek rastlanmayan türden bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Amatör AFDK Oğuzhan Gökçe gerçekten inanılmaz. Az sonra konuklarımızla bahsedeceğim ve hayretler içinde kalacakları bir cezayla da çarptırıldı Oğuzhan Gökçe'yi. Programımızın ilerleyen bölümlerinde o cezayla ilgili de konuşacağız. Ve son olarak Havza Belediyespor son maçını kazanarak Bal Ligi'ne yükselen ekip oldu.
Onunla ilgili de görüntülerimiz var ama onun öncesinde konumuz Samsun Spor. Hemen başlayalım. Samsun Spor'un sezon başı itibariyle dününü, bugününü ve sezon sonunu konuşacağız. Değerli yorumcularımızla, konuklarımızla birlikte. Evet hocam, Samsun Spor, siz de Samsun Spor'da geçmiş dönemlerde hem futbolculuk kariyeriniz oldu hem de teknik direktörlük kariyeriniz oldu. Bu sezon başı itibariyle bakacak olursak, değerlendirecek olursak, Samsun Spor'un sezona başlayışını ve gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz? Vallahi çocukluğumuzdan beri Samsun Spor kuruldu. Ben 65 doğumluyum. İşte Samsun Spor 65 yılında kurulmuş. O günden bugüne Samsun Spor hem bu ligde hem çıktığı ligde sürekli iddialı olan, birkaç kere düşüp çıksa da sürekli şampiyon kovalayan, statları dolduran, özellikle taraftarı tarafından sürekli desteklenen, forması çok önemli olan, dışarıdan bakıldığında futbol ovası, futbol kültürü olan, kendi başına Türkiye'de bir yapısı olan, geçmişte çok önemli değerleri futbola kazandıran, çok önemli markaları Türk futboluna en yüksek seviyelerine ulaştırmış bir camiadan bahsediyoruz. Gerek teknik adam olarak, gerek futbol adamları da yetişti. Bu anlamdan bakarsak bugün itibariyle Samsun Spor sürekli yarışmak isteyen, sürekli bir üstlükte bulunmak isteyen, heyecanı, yarışı kendi içinde ruhunda barındıran bir camia. O anlamda belki yıl içinde ekonomik olarak, oyuncu grubu olarak biraz geride kaldığında eleştiri olarak barajın içinde, playoff barajının içinde bulunduğunda heyecan olarak sürekli haber değeri olan, sürekli vitrini olan, sürekli markası olan, yönetimi, yani yönetilmesi güç olan bir yer. O yüzden Samsun Spor'da her zaman heyecan vardır, her zaman bir beklenti vardır. Kendi altyapısından çıkan oyuncuyla, dışarıdan gelen oyuncu, sattığı oyuncuyla Samsun Spor bir kültür ya. Samsun Spor özel bir takım yani, özel bir şehir. Evet hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz sezon? Şimdi Samsun Spor'la ilgili tabii Besim çok güzel özetledi ona. O konuyla ilgili tabii ki çok iyi anlamda söyleyebileceğimiz çok şeyler var Samsun Spor için. Ben Samsun Spor'un bu sezonla ilgili düşüneceğim şu, ben şöyle söyleyebilirim. Final maçı oynadık biz değil mi Mersin'de? Evet, evet. 18 Mayıs'ta. 18 Mayıs'ta final maçı oynadık, kaybettik. Şeyi merak ediyorum. Ondan sonraki beklenti... Tarafta olarak ben oradaydım. Şimdi evet, hep oradaydık. Ondan hocam. Sonraki süreçte beklenti yükseldi şehir olarak. Çünkü gayet final oynamış bir takım. O kadrodan kaç oyuncu gitti? 3-4 oyuncu gitti herhalde. 3-4 tane. 3-4 oyuncu gitti. 2 tanesi çok fazla süre alan, 2 tanesi de... yani tabii o daha çok... hani siz burada olduğunuz için bile ben burada olmadım. 3 senedir il dışında... Yani Samsun dışında çalışıyorum. Ama tabii ki takip ediyorum ama benim anlatmak istediğim, yani geleceğimiz nokta, Besim'in söylediği nokta o. Final oynamış, final maçı oynamış, finalde şampiyonluğu kaçırmış, Süper Lig kaçırmış bir Samsun Spor takımı 2014-2015 futbol sezonuna başlayacak. 3-4 tane oyuncu gitmiş. Yani oyuncular alınmış olduğunu Erdem biliyoruz. Erdem gibi, Musa Sinan gibi, Adnan gitti, Arif gitti. Hocam şöyle söyleyebiliriz. Aşağı yukarı 2 yıl gitti. Ortalama 31-32 tane profesyonel resmi musabık oyuncusu olan, yani 2 yılın ortalamasında da 13-14 tane, 15 tane transfer yıllık gelen, transfer yapan. Yıllık transfer yapan, yani bir takımdan bahsediyoruz. Olmasa da sonuçta yarışma transfer isteği olan ve musabık oyuncuları içeri sokan bir kulüp. İşte onun için geliyorum ben şimdi Samsun Spor takımına. Yani ekonomik sıkıntı tabii ki olur. Türkiye'de Süper Lig, PTT 1, 2. Lig ve 3. Lig olarak değerlendirecek, hatta Bal Ligi de dahil buna değerlendirecek olursak, ligde bulunan takımlardan 3'ünde, 4'ünde, 5'ünde süreklilik arz eden bir ekonomik rahatlık. Diğer kalan 14-15 takımda her zaman gelgitler yaşayan, medcezirler yaşayan ekonomik anlamda kulüpler var. En üstten en alta kadar. Yani liglerin farkıyla alakalı söylemiyorum. Yani Süper Lig'de de 3-4-5 takımda ekonomik anlamda rahatlık var. Diğer 12-13 takımda sıkıntılar var. PTT 1'de de aynı. Keza diğer takımlarda da olduğu gibi. Şimdi beklenti yüksek olunca bunları yaşayan biz teknik adamlar bu ruhu, bu duyguyu biliriz. Beklenti yüksek olunca buradan da buraya ulaşamayınca bir baskı oluşur. Şimdi
ve her geçen gün beklentiye karşılık alamadığı zaman negatif enerji oluşuyor. Yani geçen yılda final oynamasının takımı zaten beklese de çok daha doğru noktaya ulaştı. Sence öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yani Mersin'le final oynayan bir takım şampiyonluğu kaçırmış. Ama şu gerçeği de biliyorum ben. Yani bildiğim için söylüyorum. Hocam da biliyor ve bizi izleyen birçok spor adamı da biliyor bunu. Dün de söyledim. Final maçı oynamanız size bir şey kazandırmaz. Sadece final maçı oynamış olursunuz. 2014 sezonunun final maçını oynamış Samsunspor veya X takımı olarak 2014-2015 sezonunda 13. takımla aynı ligde oynuyorsunuz. Aynı ligde oynadığınız zaman bir farkınız yok. Sadece final maçı oynadınız. Ama bir fark var. Kamuoyunda bu takım final maçı oynadı, şampiyonluğu kaçırdı. Ki artı bir önemli unsur var. Samsun'un bulunduğu ekonomik durum, yaşadığı sıkıntılar, özellikle yabancı oyuncularla ilgili borçlar nedeniyle kesinlikle puan silme durumları falan oluştu. Dolayısıyla bu çok önemli bir nokta. İkinci bitirdim, bir algı oluştu. Evet, Samsunspor şampiyon olabilirdi. Ama bugün geldiğiniz 13. takımla aynı ligde oynuyoruz. Eğer bir hazırlığınız yoksa ki bu ligle ilgili, o zaman 13. takım 3. olur, biz 13. oluruz. Ama biraz evvel söylediğim gibi kadrodan da çok büyük deformasyon olmadı, çok büyük kayıplar olmadıysa o zaman seyircinin, taraftarın, sizlerin, bizlerin Samsun'dan beklentisi yükseliyor. Aslında hocam bakıldığı ve zaman enerji düşüyor. Zaten beklenti yüksek de. Yani, ama her geçen gün düştü. Hayır, şu anda da beklenti. Şu anda yüksek. Evet, yüksek yani bir sezon sonra. Yani geçen sezon yaşadığımız o heyecanı artık yaşar hale geldik. Samsun yine tabii ki ilk iki şansı biraz çok zor gibi geliyor ama playoff'ta oynayabilecek güce de sahip. İnşallah da oynayacaktır. Ben öyle görüyorum. Biz de öyle istiyoruz zaten. Statta yapılıyor. Ve finale yine oynama hakkını elde ederse, geçen sezonki o oynanan oyunların dışında belki de daha doğrusu finalden başarıyla Süper Lig'e çıkan takım Samsunspor olabilir. Şimdi ama bu hafta kırılma maçı gibi bir maç oynayacağız. Evet, çok önemli bir maç. Urfa Spor maçı ama gerçekten. Ama bakın ondan sonra eğer kazanabilirsek Ordu, Antep ve Manisa. Antep'e gidiyoruz. Manisa ile içeride oynuyoruz. Yani 4 maçlık seriye bağlanabilecek, 4 maçta 10 puan, 4 maçta 12 puan alabilecek bir fikstürel pozisyon var. Ancak demek istediğim şu benim, hocam katılır mı bilmem. Geçen sene finalde şampiyonluğu kaçıran Samsunspor, bugünkü beklenti, sezon başı için söylüyorum ben, sezona başlarkenki evet, beklenti, kongre süreci, idari süreç, bu anlamda bakmıyorum. Kadro ve Samsunspor olarak bakıldığında finalde Mersin'e yenilmiş bir Samsunspor'un 2014-2015 sezonunda ligi force etmesi beklentisi vardı. Bu cevabı vermeyince Samsunspor belli çalkantılar oldu. Bunu da işte oyuncular, kamuoyu, yönetim, ekonomik sıkıntılara bağladı. Ama umuyorum, bir beklentim şudur ki Samsunspor bu hafta Urfa ile oynayacağı maçı inşallah kaybetmez. Kazanır diye düşünüyoruz. Ondan sonra Ordu maçı var. İşte Antep, içeride Manisa. İki maç üst üste Samsun'da şöyle değil. Devam edelim. Ama şu ondan sonra şu var, onu da söyleyeyim. Samsunspor'un bana göre en önemli haftaları 30-31. Haftalar. İçeride Osmanlı, dışarıda Adana Demir. Şimdi biz puan puana gittiğimiz, ki gitmemiz gereken takım birazdan da diğer teknik, hani oyuncu bazında, oyun bazında diğerleri de konuşuruz. Urfa, Alanya gözüküyor bizim en yakın. Bir de Antalya gözüküyor. Şimdi biz 30. ve 31. haftaya gelene kadar rahat maçlar oynayabiliriz. Eğer biz Urfa'yı geçersek. Çünkü Ordu var içeride. Bana göre en zor maçlardan biridir. Öyle diyorum. Hocam niye bunu söyleyeyim? Bitireceğim. Urfa Denizli Giresun'la oynuyor 30-31'de. Alanya Elazığ Karşıyaka'yla oynuyor. Yani zorluk derecesi bize göre, biz Osmanlı ile Adana Demir'le oynarken
Onlar zorlu derecesi düşük maçlar oynayacak. Orada bir moral ama motivasyonla ilgili sıkıntı inşallah yaşamayız. İşte bizim olur. Osmanlı maçının sahamızda oluşu bir avantajdır. Belki gerçi Adana Demirspor maçı. İç kazanıyoruz evet. Evet. Sezonun ikinci yarısında özellikle. İç sahadaki maçlarda galip gelebiliyoruz. Bu avantajı mutlaka değerlendirmek zorundayız. Daha doğrusu Antalya, yani bu dönemden Karşı. Sonra hocam şimdi öyle bir şey ki yani bundan sonraki maçlar şartlandırılmış, hedef belirlemiş bir takımın puan kaybetme gibi bir şansı olmamalı. Bunu da sağlayacak olan futbolcular ve teknik kadrodur. Bu Şanlıurfa spor maçı ve daha sonraki şeyleri programımızın biraz daha ilerleyen bölümlerde konuşursak. Ben sezon başıyla ilgili. Sezon başını konuştuk. Beklenti ligin, yüksekti. Ligin ilk 16'lık haftalık bölümünde, Samsunspor tabii ki özellikle Emin Kar'ın istifasından sonra o bölümde de yaşanıyor sıkıntılar, maddi sıkıntılar ama ondan sonra tabii biraz daha doruk noktaya ve kulübün diğer yaşadığı diğer olaylardan daha Ahmet, bazı sevgili sıkıntılar yaşadı. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi camia büyük. Beklentiler fazla, rüzgar fazla. Yani dağ başında rüzgarlar ne kadar sert eserse etsin, meşeler dimdik ayakta durur. Samspor büyük bir camia. Bunun içine giriyorsan yarışacaksın. Burada forma giyiyorsan oynayacaksınız. Samspor'un beklentisi bu. Buraya geliyorsan hedefi yukarıda. Samspor'da para yok, düşmeye. Ya düşmeye oynuyor diye bir felsefe, bir hedef, bir konum Samspor için düşünülemez. Benim çalıştığım dönemde de mesela ben 12 puandı. Erhan Hoca ayrıldığında geldim. Evet. İkinci yarı 25 puan topladık. 4-5 tane arka arkaya inanılmaz iyi maçlar oynadık. Takım hemen o noktada kendini hemen işte playoff'a gireceğiz. Sonra beklentiye cevap alamadı. Bir iki kötü sonuçtan sonra sıkıntı oldu. Yani Samspor her noktasında çok küçük bir ayrıntı, çok küçük beklenti de olsa yarışma zorunluluğu insanların alt beyninde var. O yüzden kimseye bir şey anlatamazsın. Yok ekonomi yapıydı, yok şu yapıydı, yok bu yapıydı. Samspor'un içinde oyuncu gelecekse, Samspor'a 30 yaşında bu oyuncu geliyorsa musabık sahaya çıkacak, oynayacak. Herkes sonuca bakar. Tabii yani. Sonuca, şimdi bence Samspor şu anki ortamıyla, sezon başı da aynı algı vardı. Belki içi düzeldi ama bu futbolcu bu noktada, Türkiye'de demin hocamın söylediği gibi, Türkiye'de kulüplerin hali perişan. İnanılmaz sıkıntıda, inanılmaz. Biz yine büyük camiayız. Biz parayı buluyoruz. Şehrimiz büyük. Dinamikleri fazla. Bir yerden geliyor. Samspor'da herkes forma giymek istiyor. Herkes çalışmak istiyor. Burası böyle bir yer. Bu noktada da bugün gelinli noktada çok heyecan verici. Beklentinin de içindeyiz. Ya bu süreç geldi. Bu çok dağıtmaya, öne arkaya gitmeye gerek yok. Samspor takımı kazanacak davranışı ortaya koymak zorundadır. O grup var, o oyuncu var, o dinamik yapı var. Evet, o öyle bir yapısı var, yönetim var. Öyle de var. Evet. Taraftar var. İnanılmaz heyecanlı bir taraftar grubu var. Ben geçen hafta burada Karşıyaka maçındaydık. İlk 20 dakika Karşıyaka 4-4-2 oynadı. Biraz ön bölgede bastı. Ondan sonra biz de topla fazla ön bölgeye çıkamadık. Yani öne çok topla çıkamadık. Biraz sıkıntı oldu. Kendi bölgemizde fazla kaldık. Seyirci işin içine bir girdi. O sorun, o içerideki oyuncular seyircinin desteğiyle 4 tane gol attık biz ya. Yani 4 tane. Karşıyaka maçında ilk 15-20 dakikalık bölümüne baktığımız zaman gerçekten biraz ya, o yüzden hani maçın gidişatı aslında endişe vericiydi ama daha sonra sahada coşan bir Samspor vardı. Mikrofonlara yani mikrofonlara işte yani isim vermeden konuşuyorum. Burayı genel geçmek istiyorum. İşte paramız yok, şu yok, bu yok. Ona sahip dışarıdan diyorlar ki Samspor'a sahip çıkın. Oradan ona bizi acındıracak durum yok. Samspor'a kimse acımaz. Samspor büyük bir camia. Yok işte onu alıyoruz da yok bunu alıyoruz. Samspor'da kimsenin parası da kalmadı. Hocam sizler de çok o konuda biraz kötü diyelim yani. Hayır ben içinde bir, algı vayın bir tabloda hayır, çalıştınız hayır. Sanırım yani, siz, yani sizin döneminiz de aynı. Diyebilirim bunu. Ben iki dönem kötü bir koşullarda, ekonomik anlamda, yönetsel anlamda iyi olabilir ama ekonomik anlamda kötü ortamlarda yaşadık. İklim ama şu öyle. Anda hem belki de hocam geçmiş hem sizin çalıştığınız hem de sizin çalıştığınız dönemden belki de çok daha karakterli bir oyuncu grubu var. Kadro kalitemiz iyi. Kadro kalitesi ve karakter aslında da bir sağlam şimdi karakter buluşu var. O tarafı hani yaşayan bilir Muhammedciğim ama bu takımı o yaşadık hocam özür dilerim. O ekonomik sıkıntılar konuşulan, ekonomik sıkıntılar yaşanan kaoslardan çıkarak bu noktaya gelmesi de bu tabii ki kadrodaki karakterin sahaya yansımasıdır. Yani yoksa karakterli bir grup olmasa yani cümle çok doğru yere gitmeyebilir. Hani karakter başka türlü de anlaşılabilir. Karakter doğru futbola doğru bakan insanlar oyuncu grubu olmasa
bu kaotik ortamda bu duruma da gelinmeyebilir de o anlamda söylüyorum. Anlatabildim mi? Ben şunu söyleyebilirim. Yani bugün bir maç olsa, bir müsabaka olsa, yarın final maçı olsa PTT Ligi'nde kimi karşısına koyarsa koysunlar bugünkü Samspor'un içindeki mevcut oyuncu grubu o maçı kazanacak davranışı ortaya koyar. Aynen. Zaten ikinci yarısında özellikle. O enerjiyi, o birlikteliği, o coşkuyu yakalayalım. Yani mağlup olduğumuzda veya bir şey olduğunda veya taraftar sıkıntı veya yönetim sıkıntı şu bize hemen sığınacak limanlar bizde çok fazla. Hemen bir limana sığınıyoruz, bir algı oluşturuyor. Ya öyle bir şey yok. Türkiye'de dünya onlarca, binlerce sorun var PTT Ligi'nde. Sonra PTT Ligi öyle bir lig ki kimse arka arkaya 3 maç kazanamıyor. Giros'un işte sezon başı durumu belli. Bugün orada ilk 6'nın içindeki takımlara bakıyor. Kazanan zaten büyük bir sıçrama yapıyor. 6 hafta Antalya, Ankara Spor maç kazanamadı. Yani burada kendi duygunu, kendi ortak aklını, kendi ruhunu korursan mesela şöyle söyleyeyim, hiç çok şeye gitmeye göre Urfa'dan berabere bile gelsen ondan sonraki süreç o kadar daha çok şeyi ortaya koyar ki yani çok gerilmeye gerek yok. Bence şu anki ortam hem içerideki mevcut yönetimin ortaya çıkarttığı enerji hem oyuncu grubunun kazanarak özgüvenle seyirciyle bütünleşmesi. Samspor bugün Türkiye'nin neresinde eşit şartlarda mücadele ederse etsin. Bugünkü hem yönetenler hem oynayanlar hem bu işe sorumlu olarak bu işi yöneten insanların bu davranışı ortaya koyacağına ben %100 inanıyorum. Yani. Hiç olayları dağıtmaya gerek yok. Hocam yani şimdi bir olaya farklı açıdan da bakmakta yarar var. Şimdi herkes görevini yapacak. Futbolcu, teknik direktör, teknik kadro. Kulübün peki, para abi, işlerinden size, etkilenmemeli. Peki bir şey söyleyeceğim size. Evet. Çok güzel bir yere geldim. Sevgili Can, üçlü pencere halinde verebiliyor muyuz görüntüleri hocam? Sözümüzü de kestim. Rica ediyorum. Peki biz bu memlekette en az 5-6 ay hep bunlardan bahsetmedik mi biz? Evet. Her hafta bunlardan bahsettik. Her hafta bunlarla algı değiştirdik ya. Yok öyle oldu da yok böyle oldu. Aha paralar verildi. Aha iyi bir yönetim buldu. Veya yarın bir başka bir şey olacak. Belki kazanacağız, ilk altının içine gireceğiz. Geçmişte ne oldu da bunlar? Ne oldu? Her şey kurtuldu mu yani? Veya her şey o zaman başkaydı da şimdi işte, şiir bir değnek mi değil? Üzerimize düşen göreve herkesin yapamamasından kaynaklanıyor. Futbolcunun nedir? Para istiyorsa, parasını da alıyorsa o zaman görevini yapacak futbol mu olacak? Amatörün arasındaki fark... Amatörce hareket edilmemeli. Ama bak bir şey söyleyebilir miyim? Profesyonel ile amatörün arasındaki fark, profesyonel demek bir işi %100 yapan demektir. %100 bir işi yapıyorsan bunun yanına yüreğini, bunun yanına kalbini, bunun yanına enerjini dışarı koyup da ben profesyonelim diyemezsin. Profesyonel adamın yüreğinde çünkü bir işi %100 doğru yapmak zorunda. O zaman bir işi %100 doğru yapmak istiyorsan yüreğin olacak, kalbin olacak, enerjin olacak. Buna benzer seni coşturacak, orada mutlu olacak, ortam olacak. Bunların tamamına sahip olacaksın. Peki, yani zaten o yoksa o başarı hocam, da gelmez haliyle. Bizim ülkemizde profesyonellik başka. Ne profesyonellik? Yani, profesyonellik bizde tabii. Ben para, ben bizde başka ama o senin dediğin ideal, optimum profesyonellik olması gereken ama ülkede öyle değil. Ülkede profesyonellik, ben imzamı attım, para bu kadar, tamam. Anlaştığım rakam bu, peşinatım bu, bilmem ne bu. Bizim için de aynısı bu. Özür dilerim. Teknik adam olarak, hocam oradan gelin. Bu çok güzel ama işin öbür tarafında sorumluluklarla ilgili profesyonel miyiz? Futbolcu olarak, teknik adam olarak. Anlatabiliyor muyum? İşte o sorumluluklarını yerine getiremeyenler zaten başarı sağlaması da abi mümkün diyor değil. Ki performans. Performans göreceli bir şeydir. Performans kişilere göre değişebilir. Ama performansı sağlayacak unsurlar çok önemlidir. Mesela nedir? Teknik direktör bir program asar. Der ki, oyuncu için söylüyorum bunu. İşte sabah 9 kahvaltı atıyorum. 12 yemek. İşte maç 3'te ise 3 antrenman, 5-7 arası dinlenme, 7.30 yemek, ondan sonra 11'de de yatış der programı yazar. Evet. Hoca profesyonel olarak işini yazar, programını yazar. Fakat oyuncu buna profesyonel olarak yaklaşmadığı için performansı etkileyen önemli unsurlardan birini yapmaz, sorumluluğunu yapmaz. Yapmadığı zaman sahada performans olmuyor. Ama profesyonel olsa hani... Besim Hoca'nın dediği gibi o profesyonel onu yapmaz. Onu yapmaz. Yani. Evet. Şimdi ya da antrenmanda hoca oyuncu tercihini dilediği gibi yaparken
bir oyuncu alınganlık gösterip umutsuzluk yaşatabiliyor. Bunları hep yaşıyoruz bu takımların içinde. Buna hakkı yok aslında. Çünkü sen imza atarken sen her maçı 11'de oynayacaksın diye bir sözleşme yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Karşılıklı taahhütler var çünkü. Ha, sorumluluklar var. Evet. Sen kulüp sana ekonomik gerekliliklerini yerine getiriyorsa sen de futbolcu olarak profesyonel gereklilikler. Profesyonel gereklilik para almak değil ki. Para almak bir madde orada. Fedakarlıklar var. Futbol fedakarlık isteyen bir iş. Yani canlı performans yapılan bir iş. Şu andaki bu canlı yayında olduğumuz gibi. Şimdi benim ağzımdan yanlış bir cümle, yanlış bir kelime çıksa geri dönüşü yok. Futbolda da öyle. Yanlış bir şey yaptığın zaman telafi edecek haftalar olabilir ama o anı geri getirecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla fedakarlık şart. Kesinlikle. Kesinlikle. Şart. Hocam zaman da su gibi akıp geçiyor. Görüntülerimiz de var. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın hafta sonu Samspor Kulübü'ne ziyaretini ekranlarınıza getirelim. Hemen ardından da yeni yapılan stadyumdaki incelemeleri ekranınıza getirelim. Daha sonra değerli yorumlarımıza programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç her zaman maddi manevi destek olduğu Samsun Spor'u ziyaret etti. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Nuri Asan tesislerinin girişinde karşılanan Bakan Kılıç, umut dolu açıklamalar yaptı, desteğinin daha önce olduğu gibi devam edeceğini söyledi. İnanıyorum ki bu sezon artık Samsun Spor için en önemli sonuçlardan birisi olan Süper Lig'e çıkma başarısını elde edeceğiz. Tabii bu Samsun Spor'da çok ciddi anlamda bir avantaj noktasında aslında. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü psikolojik olarak çok üst bir seviyede. Samsun'da yapılan yatırımlarımız da, spor yatırımlarımız açısından söylüyorum, ortada. Samsun artık bir spor şehri halinde. Ve hızlı bir şekilde farklı noktalarda ilerliyor. Şimdi Batı Park'ta inşallah yapacağımız yatırımlarla beraber oradaki buz pateni pisti yatırımımız, bowling salonu yatırımımız, okçuluk tesisi yatırımımızla beraber çok farklı bir havaya gelecek. Bunlar tabii devam ediyor. Havuz yatırımlarımız, salon yatırımlarımız, değişik ilçelerimizde yaptığımız gençlik merkezleri yatırımlarımızla beraber ve aynı zamanda Samsun Spor'a yaptığımız hem yatırım diyelim hem de gönlümüzden geçen arzu ettiğimiz sonuçları inşallah yaşayacağız. Bütün takımlarla eşit yakınlıkta olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, ancak kendi şehrimizin takımının bizim için çok büyük önemi var şeklinde konuştu. Samsun'un şehir olarak şu anda takımımızın arkasına sağlam bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bunda şunu kastediyorum. Samsun'daki yapılan maçlarda özellikle tribünlerin dolması lazım. Takımımıza en büyük desteği Samsun ve Samsunlu olarak böyle vermemiz gerekiyor. Biz fırsatımız oldukça tabii ki maçlara gidiyoruz. Fakat yoğun tempo içerisinde her zaman katılma imkanımız olamıyor. Tabii başkandan sürekli görüşüyoruz. Samsun Spor Başkanı Erkut Tutu ise desteklerinden dolayı Bakan Kılıç'a teşekkür etti. Bakanımızın bize yaptığı katkılar gerçekten çok büyük. Şehrimize yapılan yatırımların yanında kulübümüze sahip çıkması, bize sahip çıkması, başta bizim buraya gelirken beraberce verdiğimiz, bize verdiği destekler ve kararlar son derece bizim için önemli. İnşallah çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu topluluğumuz var Sayın Bakanım. Gerçekten çok karakterli. Onun için onlarla birlikte bu şehir birlik ve beraberliği sağlarsa sizin de önderliğinizle ben sonuca da ulaşacağımıza inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç daha sonra oyuncularla da görüşme yaptı. Kılıç, hepiniz çok karakterlisiniz. Bugüne kadar yaptığınız mücadeleden dolayı sizleri kutluyorum dedi. Don't cry. Don't cry. Teacher, I don't want.
Sizin değil mi? Benziyor. He, maşallah benziyor. Parmağımı da koy. Evet, çok tatlı. Ahmet nerede? Al bakalım bak. Böyle bir atma. Hadi Salim. Çok girmiyor. Ha, geldi valla. Maşallah. Evet, Sayın Bakan'ın Samspor ziyareti ve Samsporlu yöneticiler, futbolcular ve eşleriyle birlikte 19 Mayıs stadının incelemelerde bulunduğu görüntüleri ekranlara getirdik ve programımızda tüm hızıyla devam ediyor. Evet hocam, Samspor gelinen noktada 40 puan aldı. 40 puan topladı 25 haftada. Sizce bu başarı çıtasının neresinde? 40 puanla 7. sırada takım. Ben gayet olumlu buluyorum. Yani bugün itibariyle takımların son form durumları, ligin boyu kısaldıkça müsabakaların ciddiyeti, alttakilerin, üsttekilerin beklentileri, algıları, sinirleri, maçların içindeki maçın tempolarında değişiklikler olacak. Maçları ortalama akılla, ortak bir akılla, sabırlı, sakin bir şekilde maçın sonuna kadar oyun disiplininden, kendi felsefesini, kendi oyun taktiğini koruyan takımların bence hedefe gideceğini düşünüyorum. Hiç neyin ne olacağı belli olmaz. Çok büyük ümitlerle, çok büyük paralar harcamış takımların bugün arka arkaya 3 maç kazanamadığını görüyoruz. O yüzden bence takım ruhunu, takım birliklerini, camia olarak birlikte olan takımların bu para olur, parasız olur. Bugün itibariyle Giresun takımı sezon başından beri Alanya takımı 13-14 kişilik kadroları var. Ama bir istikrarı, bir ortak bir takım şeyleri var her müsabakada. Kazanmaya yakın oyun ortaya koyuyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim içimdeki heyecanım şu. Samspor lige çıksın istiyoruz. Samspor'un biz her zaman gönül dostuyuz. Çıkarsız menfaatsiz. Asla hiçbir zaman Samspor'a yük olmadık. Tam tersine Samspor'la gurur duyan insanlarız. Burada çalışana,
Bugün buraya çıkmamızın sebebi de veya işte geçmişte de ben hiçbir teknik adamın, teknik ekip arkadaşımın veya işte meslektaşımın, abilerim, büyüklerim, eski Samsporların, sizlerin de televizyondan izliyorum. Hep Samspor'u koruyoruz, kolluyoruz. Oyuncuları daha doğru noktalara, işte yanlış algıları merkeze çekmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bence en rahat futbol oynanacak illerinden biri burası. Çünkü burada herkese çok değer veriliyor. Herkes bunun kıymetini bilsin. Benim şeyim şu, şu noktada herkesin algısı Samspor'un Süper Lig'e çıkma noktasında yarışacak. Sahada tecrübesini, geçmiş birikimini, bilgisini o hocanın sahada vereceği taktik içinde ortaya koyacak oyuncular. Bugün hep musabık oyuncular Samspor'da. Samspor'un aşağı yukarı 7-8 tane hemen hemen herkesin benim en fazla üzüleceğim, ben Samspor lige çıkmasa üzülürüm ama en fazla şunun için üzülürüm. Çıkacağız diye 3 yıldır hep algı operasyonu yaparak, benim zamanımda 15 kişiydi. 15 kişiyle kampa gittik. Daha sonra bunları 7'ye düşürmüştüm. Her hafta ikişer kişiler değiştirerek 15 tane oyuncuyu hem düşme noktasında bulunduğumuz takımın içinde hem geleceğe hazırladık hem de o dönemlerde sorumluluk vererek 17-18 yaşında biz bunları resmi musabakalar oynattık. Gençlerden bahsediyorsun. Şimdi bugün itibariyle 3 yıl üzerinden geçmiş, yarışacağız diye bu oyuncular haklıdırlar, süre alamıyorlar, haklıdırlar, baskıyı kaldıramıyorlar, haklıdırlar, biz çıkacağız diyorlar. Bunlar doğru şeyler, bunlar kabul edilebilir şeyler. Ama biz çıkacağız diye de biz elimizde 9-10 tane Türk futboluna veya kendi kültürünü yaratabilecek, kendi ruhunu oluşturabilecek genç grup var. Onlar arada atıl oluyor ve onları biz aynı frekansta, aynı noktada tutamıyoruz. Kimi kadro dışı kalıyor, kimi mukavele imzalamıyor, kimi oraya gideceğim, kimi buraya gideceğim. O yaştaki çocukların algılarını da bozduk. Bunu da beceremiyoruz. Bak bu da ayrı bir şey. Bu da ayrı bir süreç. Ben Samsunspor'un çıkarsa inanılmaz sevineceğim. Taraftarıyız, gönül dostuyuz. Ben Samsunspor'la Bolu maçında oynadım ben burada. Ercüment Hocam'a da rakip oldum. Ercüment Hocam çalıştığında. Ben Bolu'ya mağlup olduktan sonra görevden ayrıldım. Ben burada kulübeden çıkmadım. Maç başında, maç sonuna kadar. Evet, yani böyle dışarıdan konuşmak değil. Biz o yüksek algılarda bile ahlakımızı koruyan insanlarız. Biz özel insanlarız, boş konuşmuyoruz. Ben sadece yani işte Samspor'un geleceği kurtuldu, Samspor'un geleceği teminat altında, bilmem neler, gazetelerde, kötü günlerde, şu günlerde boy boy demeçler, şunlar bunlar, ortada bir tane çocuk yok. Ama hocam sezon başı itibariyle bakıldığı zaman hem Alperen, Doğan, Ercan... Ama ne zaman hep kötü gitti gidildi zaman. Forma buldular sezon başında. Şimdi asıl ne zaman verildi onlara? Daha çok kupa maçlarında ama sezon başında da bu oyuncular forma şansı buldu. Peki bir şey söyleyeceğim size. Tamam şimdi çok ben şeyin içine girmek istemiyorum. Mesela yani. Doğan Altınordu maçında ben, yaşadığı taraftar tarafından gördüğü tepkiyle... Taraftar önüne kim attı onu? Tamamen ortadan kaybolmuş kim durumda. O çocukları altyapılarda orada burada kadro dışı kalıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bakın size bir şey söyleyeceğim ben. Dünyada bu iş şöyle yapılıyor. Bak ben size ne diyorum? Türkiye'de ve dünyada 18-20 yaş grubunda 17 yaşında adam Ajax'ta, Bruges'te, Anderlecht'te, Şampiyonlar Ligi'nde, Bayern Münih'te orada burada Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyorlar. Biz 21-22 yaşındaki çocuğa genç diyoruz. Öyle bir gençlik olmaz. O çocuklara sorumluluk vereceksin, arkasında duracaksın. Hemen bir şey olduğu zaman taraftar ona da göğüs gereceksin. Ama bu noktada burada en son şey maçında, kupa maçında, Mersin İtmayurdu maçında Türkiye sallandı ya. Mikrofonlar da orada burada. Hani nerede abi? Ama biz onları düşme noktasına geldiğimiz noktada kardeşim oynayacaksak, olacaksa biz kendi gençlerimizle olacağız. Samspor yarışma yeri, yarışmayan insanın yerine biz kendi gençlerimizle yarışacağız. Peki hocam, devamlılık sürecinde bu gençler bu yükü kaldırabilirler miydi sizce yani bu? Tek tek atam. Bir şey söyleyeceğim ya bak eleştiri olmasın istemiyorum bak. Hocam ya size bak, de soruyorum. Bir takım, bir takım yarışabilir. Yarışırken gelişebilir. Samspor'un bir kültürü var ya. Samspor yani kadroda 18 kişilik kadroda bir tane olmaz da 3 tane tutabilirsin ya. Kadroya alabilirsin ya. 18 yani 32-33 yaşındaki Samspor'da 34-35 yaşındaki oyuncu musabık olarak sen onu sahada 90 dakika, 80 dakika tutamıyorsan kulübede niye tutturuyorsun? Onun yerine genç bir oyuncuyu tutursan.
Hocam siz Kayseri Erciyesspor maçında deplasmanda Kemal'i oyuna soktunuz ya, hani tabiri caizse yerden yere vuruldunuz yani o maçta. Gerek yoktu. Biz kendi kültürümüzün insanları bugün sokakta yüz yüze bakıyoruz. Ya neler yazdılar bize? Neler anlattılar? Ben demin oraya geleceğim. Yani bizim memleketimiz spor adamları için, futbolcular için cennet. Biz kendi çocuklarımızı, kendi memleketimizin insanı gibi. Biz şikayetçi değiliz. Yapacak bir şey yok. Ya o konuda tabii. Peki hocam, sizce gençler oynatmak, var. Gençler bu yükü kaldırabilirler mi? Hani lig sürecinde şimdi oynamaları... Besin'e sorduğun soruyla ya, şey ben devam edeceğim. Ya, bu yükü kaldırabilecek mi diyorsunuz? Altın Ordu gerçeği var. Ya önümüzde birçok gerçek var ya, lütfen. Şimdi bu bir vizyon meselesidir. Yani bakış açısıdır. Kişilerin tercihleridir. Ya bana soracak olursanız ben farklı düşünebilirim. Besim Hoca farklı. Erhan Hoca farklı düşünebilir. Ama ben kendim gelişmeye açık, gelişimci ya yani yeni oyuncuları sürebilecek mantalitede çalışan bir teknik adamım ki yani çok konuşmak istemiyorum ama işte Karagümrük'te bunu yaptık biz. Karagümrük Samspor'la kupada oynadı. Oynayan 4-5 tane oyuncu 95 doğumlu. Ve bunları biz 2 senedir oynattık. Yani bu bir bakış açısıdır. Bu kişilerin yorumudur. Futbol zaten yorum farklılıklarıyla insanları bir yere oturtan bir iş. Şeye geleceğim hocam, onu söyleyeyim de sen devam edersin. Başarılı mı başarısız mı yolundan hareket edersek bugünkü durumda bakıldığında evet başarılı. İvme iyi. Özellikle ikinci yarı ivme hızlandı. Yeni yönetimin yaptığı organizasyonlar, takım içerisindeki uygulamaları, takımın ikinci yarıdaki performansı iyi. Ama total puana bakıldığında, matematik olarak bakıldığında istatistiki final maçı oynamış bir Samsunspor 25 haftada 40 puan. Şampiyon olacak bir takımın ortalama puanı maç başı 2'dir. 25 çarpı 2 50'dir. Bakarsanız bugün Kayseri 53 puandır. Adana Demir 48'dir. İkisini toplarsan 101 eder. Ortalaması 50.5'tür. Yani Samsunspor'un bir 10 puan kaybı var şu anki şimdi, ortalamaya göre ama bunu zaten maçını, Erhan Hoca da dile getiriyordu. Bak şimdi bunu söylemeden edemeyeceğim. Ben Erhan Hoca'yı... Normal bak şartlarda şimdi, hedeflenenler. Bu akılla alakalı matematik bu. Yani bu Amerika'yı keşfetmeyle alakalı değil. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani final oynamış bir Samsunspor'un çok büyük kayıplar vermeden lige başlayan bir Samsunspor'un şampiyonluk parolasıyla ama yaşadığı her doğru kendi yaşadığı koşullarda konjonktürde değerlendirilmeli. Ben Samsunspor'un sezon başı yaşadığı olayları çok içten içe bilmediğim birçok şeyi hani duyduğum ama duymakla yaşamak farklı şeyler için bir şey diyemiyorum ama işi dışarıdan bakıldığında ben bir spor adamı olarak eksi puanı var gözüküyor. Şampiyonluğu oynayacak bir takımın anlatabildim mi? Ortalama puanı 50 olmalı. Matematik tamam. Olarak. Hadi 48. Burada bir kayıp var. Bunu ilk yarıdaki yaşanan kaos, ikinci yarıdaki işte şu olarak değerlendirdiğimizde tabii ki koşullar önemli. Ancak matematik biz ikinci yarı başarılı derken matematik bulunduğu 40 puanla başarısız diyor. Matematik öyle diyor. Doğru. Ben ortaya konuş ama yaşanan ikinci yarı ile ilgili başarılı olduğunu söylüyorum. Benim bu bir yorumdur. Bu bir yorum farklılığıdır. Genç oyuncularla ilgili de ben de Samspor'da çalıştığım dönemde ya çok böyle konuşmak istemiyorum aslında bu sıkıntılı dönemleri ama konu açıldığı için söylüyorum. Tahta kapalıydı. Transfer tahtamız kapalıydı. Biz tahta oyuncu transferi yapamıyorduk. Devre arası. Bu arada 4 tane oyuncuyu da kadro dışı bırakmıştım ben. Kimler vardı? İşte Sercanlar, Sefalar, bugün Sefa Aksoy 89'du. Biz 2009 yılında onu PTT1'de 24-25 maç oynattık. İlk 11 oynattık. Evet. Turgut Doğan Şahin, bugün Kayseri'de Turgut Doğan Şahin'i oynattık. 1988 doğumlu, 2009 yılında. Hocam oynatırsan olur ya. Şimdi şu anlamda söylüyorum. Evet. Hani ben bu bir de zorunluluktan bazı... Ben oynattım. O da Havza doğumlu. 1993 doğumlu. Amatördü. Hocam oynatırsın. Adam Bursa Spor'da. Şimdi evet. Ben soruya cevap olsun diye... Hocam bu hafta soruya cevap olsun diye veriyorum Muhammed kardeşim. Soruya cevap olsun diye. Şimdi mecburdun da oynattın algısı da olabilir insanların. Ama o dönem
kadro dışı, bizde kadro dışı kalan oyunculara bakıldığında 4 tane oyuncu, öyle bir mecburiyetimiz de yoktu. Kadro dışı bırakmayabilirdik bu tahtanın kapalı olduğunu. Onun için bu bir vizyon, bu bir yorum farkı, bu bir futbol görüşüyle alakalı. Herkesin futbol görüşüne saygı duyuyoruz. Kendi adıma söylüyorum. Ben olsam ne yapardım? Hep o odur. Hoca, Resim Hoca diyor ki ben olsam yapardım, yaptım diyor. Ben de olsam yapardım. Bu şehirde Doğan gibi sıkıntılara maruz kalan birçok oyuncu vardır. Samsunlu olup oynayan. Bir tanesi de benim. Hocam yani, bir şey söyleyeyim. En eskilerinden biri. Evet, doğru söylüyorsun. Böyledir yani. Bak şimdi... Şehir, hocam şehir kendi danasını öküz yapmaz. Yapmıyor zaten. Evet, kendi danasından öküz olmuyor. Doğru söylüyorsun. Ben çok özür dilerim. Rica ederim. Ben şu geldiğim dönemde A2 takımında 92-93 doğumlu oyuncular vardı 2014 yılında. Yani 21-22 yaşında 20 tane 20'ye yakın oyuncular var, oyuncu vardı. Bunların 10 tanesini, 10 da altyapıdan, Mehmet Bank'ın altyapı sorumlu olduğu dönemlerde 15 tane oyuncuyu A takımından aşağıya gönderdik. Kampa geldik. Dedik ki işte o zaman da dediler ki ya biz düşmeye oynuyoruz bu kadar oyuncu. Hayır kardeşim ben onlarla kendi birebir ilgileneceğim. Hatta onlara bir maç aldım. Fazladan bir maçla oynadık orada. Bunların dönüşte 10 tanesini yaşı yüksek olarak çeşitli kulüplere kiralık olarak verdik. Bunları yerine altyapıdan daha küçük yaş, daha filiz olan grubu aldık. Ve bunların aşağı yukarı işte altyapıdaki hocalarla Mehmet Bank'ın dönemindeki o yapının içinde altyapıdaki oyuncularla her hafta ikişer değiştirerek 15 tane oyuncuyu 98 doğumlu Kemal Bayraktar da dahil olmak üzere 15 tane oyuncuyu bugün 4-5 tanesi imza atmamış. Bunları kendi o zaman gelirken de aynı şeyi söylemişti yönetim kurulu. İşte biz kendi gençlerimizle kendi kültürümüzü biz bunun temellerini daha önce fazlalıktan bulunan veya işte beklentiye cevap verememiş ama hala kulübün içinde olan oyuncuların yerine daha küçük yaş gruplarını alttan alarak Samspor'un belki de gelecek 10 yılını kurtarma noktasında, gelecek kültürünü yaratma noktasında bir fırsat vardı. O fırsat kaçtı mı hocam? Kaçtı tabii. Geçmiş olsun. Gitti o. Şimdi o oyuncular bak mukavele imzalı. Ben o kadar detaylı bilmiyorum. Geçen akşam Ercüment Hocam söyledi. 3'ü 4'ü imza atmıyor. Kadro dışı olanlar var. A takıma hiç idmana çıkmayanlar var. Yarışacağız diye Samspor kendi... Bir grubu vardı, bir jenerasyonu vardı. Bu jenerasyonlar 8-10 yılda bir yetişiyor. O jenerasyonun içinde çocukların işte yarışacağız diyor. Bak bu hata değil. Ya biz bunu tercih edecektik ya bu durumu tercih edecektik. Biz yarışalım diye, beklentiye cevap verelim diye biz o grubu kaybettik. O çocuklar hep mağdur. Şimdi zihinleri karışmış. Ben burada oynamam, ben buraya imza atmam. Böyle bir şey olabilir mi ya bu çocuklara? Hocam bu biraz da hani futbolcuların hem kendi yapısı ve aile yapısıyla alakalı bir şey değil mi hocam? Hayır. Çevre etkileme veya menajer... Bakın bir şey söyleyeceğim. Birinci faktör o menajer. Şimdi burada daha önemli bir şey var. Dün akşam da söyledim ben. Ben bir şey söyleyeceğim size. Şimdi insan psikolojisinde şöyle bir şey vardır. Bir de Muhammed, küstürülme. Muhammed, 45-50 yaşındasınız veya işte Avni amcaya, Avni abiye. Ben desem ki Avni abi bu akşam çok... Şık gelmişsiniz programa, harika gözüküyorsunuz desem. Avni abi benim o söylediğim sözden etkilenir. Ya ondan sonra bana farklı bir gözle ama bir yanlış cümle kullandığında bu besin bana ne diyor der. Ben onun zihnindeki frekansı karıştırmış ve Avni abi bir hafta 10 günle bu besin bana niye bunu söyledi? Neden böyle bir cümle söyledi diye 50-60 yaşında zihni karışır ve o benim sözümle meşgul olur. Kafası karışır ki kaldı bu yaşta biz bu tür şeylerden etkileniyorsak 16-17 yaşındaki çocukları biz kendi kültürlerini, kendi adamlığını, kendi geleceğini, kendi büyüklerine, küçüklerine saygıyı 17 yaşında kendi yolunu kendi bulacak diye sokakta bırakıyoruz. Çocukların algılarını önünde bir hedef yok, özür dilerim bir lider yok. O geçiş gidişlerde algılarını toparlayacak bir eğitmen, bir dünyanın her tarafında Real Madrid'de şurada burada Bıtra Güyanlılar, işte kaleci şeyler hep görüyoruz. Hep bu tür altyapı, üst yapı organizasyonlarda bunun içinde bu çocuklar hep böyle kayboluyorlar. Ondan sonra bu çocuğun babası var, bu çocuğun aklı yok, bu çocuk gelişmemiş. Hayır biz 50-60 yaşında kendimizi yönetmekte sorun yaratıyorsak, bir başkasının söylediği laf bizim algımızı değiştiriyorsa o çocuklar o yaşta ne yapsın? Hiç o çocuklara şey yapmayın. O çocuklar doğru yola, doğru şekilde, doğru metotlarla o kültürü daha düzgün bir şekilde o kulübün kendi vizyonu içinde, kendi kurumsal yapısı içinde o işler altyapıya giden, üst yapıya gelen, oynamayan,
kendi enerjisini, kendi yapısını hocasına yük olan, altyapısındaki hocasına yük olan yapıyı toparlayabilecek ortak akıllar, teknik adamlar, idari menajerler bulunabilir. Samsun Spor bence bu saatten sonra daha iyi yönetilecektir. Bence futbol adamı yetiştirmek kolay bir şey değil. Yani nasıl bir futbol teknik adam yetiştirmek kolay olmuyorsa, futbol adamı yetişmek de, futbol adamını bulmak da, spor adamı olmak, spor adamı çok, olmak da çok zor. Yani. Bugün itibariyle futbolcu olursun, antrenör olursun başkan, mu? Bu memlekette Samsun Spor'un içindeki algısını cümleye dönüştürebilecek yüksek konjonktörde insanları ifade edip yönlendirebilecek yapıdadır. Ama bu yeter mi? Bunun altını, sağını, solunu, etrafındaki izleme komitelerini, mesela Samspor'da izleme komitelerinden Samspor'u izleyerek işte gelişecek 8-10 yıl kendini ifade edecek 4-5 senede bir tane oyuncu içeri sokmamış. Bir tane oyuncu geldi Samspor'a. O da Ankara Spor'a giden. Onu da herkes şöyle diyor. Kulakları çınlasın Hüseyin Hoca diyor. O gitti aldı. Onun dışında 30 kişi ben aldım. O aldı, bu aldı. Sahiplenemiyor kim getirdi noktasında. Tabii ondan sonra Umar da, mı diyorsunuz? Umar'la ilgili. Şimdi Besim'in söylediklerine Umar'ı tabii ki katılmakla birlikte şöyle bir şey var. Emin Kar şimdi bu kulüp, yani bak bu kulüp, Emin Kar Umar konusunda bak, çok kulüp, büyük emekler vermiştir. Bu kulüp için. Bu kulüp yarışabilir, bu kulüp gelişebilir, bu kulüp şampiyon olabilir. Hasan Kılıç da geldi hocam. Bu sene mesela Hasan Kılıç geldi. Kulüp, şu anda bu memleket teknik adamları kendi futbol adamları ve siyasi konjonktörle birlikte ortak akılla konuşarak küsmeden bu memlekette çok yüksek standartta eğitim almış, futbolu hakim, futbolu sosyal yapısını, fiziki yapısını bilen yüksek değerde, yüksek kalibrede hem hocalar var hem futbol adamları var. Burası çok önemli bir memleket ama biz bunu bir ortak şeyde birleştiremedik. Maalesef Samsun'da teknik adamlara, Samspor'un kendi insanına çok farklı gözle bakılıyor. Bu böyle değil. Şunu kesinlikle söylemek istiyorum. Bugün dünya üzerinde ne oluyorsa, ne gelişiyorsa buna ait, bu bilgilere ait, bu bilgileri hem sporcuya hem antrenöre aktarabilecek çok değerli hocalar var. Burada Ercüment Çoda'yı da koyabiliriz. İsim vermek istemiyorum. Vermediklerim bu konuda alınabilir. Çok değerli hem akademisyen hem abilerimiz var. Ama biz kendimizi ifade edemiyoruz. Biz kendi kulübümüz hem bizim teknik adamlarımıza da yeter, hem dışarıya oyuncu yetiştirebilecek kadar oyuncuyu ihraç edebilecek veya işte bir başka kulübe sevk edebilecekler genç grubumuz da var. Bu kulübü yönetecek spor adamlarımız da var. Başkasına hiç gerek yok. Bu kulüp harcıyla borcuyla buradaki yaşayan insanın kucağına kalıyor. Daha derlenip daha ortak akıl etrafında. Yani ben sen benden biz hayır, olamadık. Hayır. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben biz, yaparım diyen Samsun, adam Samsun olarak bir biz ben, olamadık. Ben yaparım adam, ben yaparım diyen adamla konuştuktan sonra bir daha onunla beraber olmuyorum ben. Yani önemli olan burada biz bu kadar çeşitli olan, bu kadar gelişimi açık olan ya bir futbolcuya 500 milyar lira verip 500 milyar lira verip 15 tane oyuncuya girelim biraz. Oraya 15 tane oyuncuya alıp konuyla ilgili bir fikir söyleyeceğim. Besim Hoca'nın söylediklerini şöyle toparlayabiliriz. Çok kısa, dün akşam da söylediğim ana temadır bu. Bu dediğimiz planlar, programlar, isimler gelip geçicidir. Bakın bugün Samspor Kulübü hala yaşıyor. Ahmet gelir, Mehmet gelir. O gider, bu gelir. Ben devamlılığın esas olması dileğiyle, benim düşüncem odur. Her zaman yöneten taraftır başarılı olan ve her zaman yöneten taraftır başarısız olan. Biz onun içerisinde çalışıp performans üretmek adına mücadele ederiz. Ama performansın yeterliliği, sürekliliği ve performansın gerçekleşmesi adına karar veren kimler? Yönetimler. Samsun Kulübü'nün bence Samsun şehrinin istikrarlı yönetimlere ihtiyacı var. Ki işte bazı konularda eleştiri noktasına gidilebilecek noktalar var. Bu mevcut yönetimin bir ivme kazandırdığı bir gerçek. Erkut Başkan'ın futbol vizyonunun bunu yapabileceği, daha önce yaptığı gerçeğinden hareket edersek, Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdiği zamanı çok detaya girmeden, yönetsel istikrarın olduğu yerde diğer başarıların geleceğine inanan biriyim ben. Ben bir yerde başarı varsa yönetimdendir.
başarısızlık varsa yönetimdendir diye düşünüyorum. Çünkü yönetimler sürekli olmuyor. Besim Hoca ile geliyor, plan yapıyor. Hadi plan giderken Muhammed gidiyor, Avni abi geliyor, program değişiyor, Besim yok, Ercüment geliyor. Öyle hiçbir bu süreklilik arz etmeyen, istikrar olmayan yerlerde özellikle alt kademelerle ilgili söylüyorum. Hani futbol bir futbol vizyonu, şimdi gelen yönetim bir futbol vizyonuna sahip ve geçen panelde de söyledi Erkut Başkan, dünyada sayısı yok 7 tane Samsun'un oyuncu kadroda. Ben de orada bir çekincem var, onu söylemek durumundayım. Kadroda bulunmak ayrı şey, nitelik olarak ne durumda olduğu ayrı şey. İşte nitelik yani olarak bu oyuncular Samsun'a alıyor mu, takıma katkı, beni ilgilendiren taraf o. Yoksa 20 tane oyuncuyu profesyonel yap. Hatırlarsınız küme düştüğümüz sene Bağır Kupası vardı. 15 tane önce profesyonel Bağır Kupası vardı. Ya çok özür dilerim hocam. Son gerçekleri Avni abiye de söz vereceğiz. Bizim çocuklarımızın çoğu reklam arasına da gitmek durumundayız. Artık uyarılar geliyor. Bir araya gidelim. Çok kısa kısa. Para lazım. Bu çocuklar oynadığında sen sürekli Samsun'un içindeydin. Etrafımızda şöyle bir şeyler dönüyor muydu? Ahmet'e 300 milyon Beşiktaş, Trabzon 500 bin euro buna, 1 milyon euro buna, 3 milyon euro buna, şey özür dilerim fazla oldu. 700 bin euro Trabzon'a... İsimlerini de söyleyebilirim hocam. Söyle, ben, yani. Gerek ben söylemiyorum, ben, bunu söylemeye de gerek yok. Şimdi. Gerek yok, bunları yaşadık mı biz? Yaşadık. Ya. Kesinlikle yani oyunculara... Yaşamalıyız hatta. Yaşamaya devam etmeliyiz. Ya ondan sonra şöyle yapıyoruz ya. Anladın kendi mi? Kültürümüzü yaratacak bir ekip, bir organizasyon yapamıyoruz. Adam Ahmet diyor ki şu alınsın, Mehmet diyor bu alınsın, Selami bu diyor. Ondan sonra giriyor. Ondan sonra tekrar 3 ay sonra kiralık gönderiyoruz. 2 sene sonra bir daha şey geliyor. Hocam hemen reklama hocam, git. Konuyu açın. Samsunspor önümüzdeki sene 15 tane oyuncusunun mukavelesi bitiyor. 8 tane oyuncusu, 7 tane oyuncusunun mukavelesi devam ediyor. Onu ikinci bölümde daha geniş bir şekilde konuşabiliriz rakamları hocam. Rakamları da konuşalım biraz da. Ben merak ediyorum. Siz biliyorsanız hani bütçeyle Avni abi konusu daha sonra soru cevap siz yaparız. Herhalde ikinci bölüme geçecek bir reklam arası verilecek. Evet, abi, reklamlardan sonra de isterseniz görüşelim. Tamam. Arada biz o zaman fikir teatisinde bulunalım. Gayet tabii. Bilgi alışverişi. Gayet tamam. Tabii. Tamam abi. Tamam. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Daha sonra tekrar karşınızda olacağız.